Değerli arkadaşlar dünyanın ne kadar büyük bir yıkımsal kriz yaşadığını hepimiz artık görüyoruz. Haberlerle pek alakası olmayanlar bile sonuç itibariyle sağdan soldan duyduklarıyla bu dünyada işlerin yolunda olmadığını ve güçlü bir devletin ana unsurunun güçlü bir ordu olduğunu görüyorlar. Yani güçlü ordu deyince kalabalık bir köylü ordusundan bahsetmiyorum. Öyle denir. Ee, yani teknolojiden zayıf e, kalabalık ordulara kalabalık köylü ordusu ifadesi kullanılır. Yani insan ölebilir. E, o kadar çok insan ölebilir ki sonuçta bir de bir başarı elde edilebilir diye düşünülür. Bugünün dünyasında Savaş malzemesini kendi yapıp üreten ve yüksek teknoloji kullanan orduya güçlü ordu diyoruz. Hikaye bundan ibaret. O yüzden e, Baykar grubunun e, gerçekleştirmiş olduğu Tekirdağ Çorlu'daki o testi, o başarılı testi önemsiyorum. Yani Kızıl Elma'nın seri üretim prototipinin, e, Kızıl Elma PT3, prototip 3 yani. Onun e, uçuş testi gerçekleşti. Niye seri üretim prototipi PT3 diye ayrıca adlandırıyoruz. Çünkü ilk üretilen prototip üzerinde teknik adamlar, mühendisler çalıştılar, 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 testleri orada yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ortaya bir bilimsel sonuç çıktı. O bilimsel sonuca göre bu yeni ve seri üretimi gerçekleştirmeye başlayacaklar. İlk prototip sonrasında entegrasyonu başarıyla gerçekleştirilen art yakıcı motor alternatifiyle uçuş gerçekleştiriliyor. Daha önceki testlerde emniyet bağları ve motor çalıştırma testi tamamdı. Sonra tra, trafik koşu ve teker test kesme testi gerçekleşti. Bunun devamında da. İlk uçuş gerçekleşti. Bu ilk uçuşun devamı tabii ki devam edecek ve ona göre yeni testler de yapılacak. Selçuk Bayraktar demiş ki, Bayraktar Kızıl Elman'ın üretim prototipi olan üçüncü prototipin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Çünkü... Kızıl elma bir dönüm noktası. Hep Selçuk Bayraktar da aynı şeyi söylüyor, ben de takip ediyorum. 21. yüzyılın ilerleyen yıllarında, bugün değil, bugün F-35'ler, F-16'lar, F-15'ler, hatta işte Kaan bizim ürettiğimiz veya Pakistan-Çin yapımı olan uçağı hepsi insanlı, insanlı uçaklar. Ee, ve hala pilotlar çok önemli unsurlar olarak savaş uçaklarının kokpitinde oturuyorlar. Fakat teknoloji, yapay zeka ve e, özellikle havacılık ve denizcilikte insan e, eğitimli insan kaybını önleme kaygıları çünkü bir pilot veya bir gemi kaptanı öyle kolay yetişmiyor ki arkadaşlar. Yani yıllar, yıllar. Hani inanın o işin en kolay yönü uçağı yapmak. Onu kullanan, layıkıyla kullanan insanı yetiştirmek yıllar alıyor. Şimdi tabii bu her zaman büyük bir sorun. Hep Selçuk Bayraktar da diyor 21. yüzyılın ilerleyen yıllarında özellikle uçaklar insansız olacak. İşte Kızıl Elma'nın stratejik önemi bu. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Çünkü bu Kızıl Elma bir savaş uçağı. Hani SİHA değil, TB2, TB3 anka falan değil. Bu bir savaş uçağı. Bu savaş uçağını şimdi başarılı bir testte e, uçurmuş. Bizzat kendisi uçurmuş Selçuk Bey. Ve bu çerçevede baktığınız zaman büyük bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktamız hep söylüyorum. Dikkat edin. Hep de bilgi veriyorum. ANKA-3 TUSAŞ yapımı. Kanat model radara gizlenen sızma harekatı, sızma potansiyeli çok yüzü yüksek jet motorlu bir uçaktan söz ediyoruz orada da. Ama onun adı yapısı itibariyle siyah. Bu ikisinin buluştuğu an arkadaşlar bu ikisi buluştuğu an sen Eurofighter geldi mi? Bilmiyorum. Tamam onlar da önemli ama bu ikisi buluştuğu an zaten projenin tamamının üçte ikisi bitmiş oluyor. Bu kadar önemli. Ve e, seri üretime geçiyor şimdi Kızıl Erma. Seri üretim demek Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Hava Kuvvetlerinin birçok insansız savaş uçağına sahip olması demek. Bunun yanına Anka ne zaman gelecek? Anka'nın da gelmiş zamanı dolmak üzere. Demiş ki TUSAŞ CEO'su Doktor Mehmet Demiroğlu Anka 3 için 2024 sonu biraz zorlu bir hedef. Ancak 2025 başlarında Martos Türk Hava Kuvvetlerine bir adet Anka 3 teslim edilecek. Bence Selçuk Bayraktar da 2025'te bir tane kızıl Elma'yı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim eder ve ikili kol uçuşları ve tatbikatları başlar. Bunlar çok önemli çünkü baktım Anka 3 e, harekat yüksekliği 30.000 bin fit ve saatte 787 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kızıl Erman şu ana kadar testlerde 630 km saatte hıza ulaşmış ama 857 km saatlik bir potansiyeli var. Yani hızları aynı ve Kızıl Erman'ın yükseklik kabiliyeti 31 bin fit Yani onlar da aynı. Öyle bir tasarlanmışlar ki ikisi farklı farklı. Aynı anda aynı irtifada ve aynı süratte operasyon yapabilecek durumdalar. Bir de bunlara kan eklenirse o bambaşka bir stratejik sıçramadır. Ama şu ikisinin bile 2025 yılının bir ayında birlikte ama Kızıl Elma zaten uçtu testlerde falan da seri üretilmiş prototip Kızıl Elma ile seri üretilmiş prototip Anka 3'ün birlikte uçması müthiş bir e, final olacak Benim anladığım odur hoşçakalın